İstanbul'un trafiğinden nefret ediyorum. Görüyorsun, iki saattir yollardayız. Fakat bizim evin yolunu bayağı öğrenmişsiniz. Yine kinayeli konuşmaya başladınız. Yalan diyemiyorsunuz. Sadece bir kere geldim. Onu da siz biliyorsunuz. İyi akşamlar. Bir dakika. Size telefonlarımı vereyim. Bundan böyle daha sık görüşeceğiz sanıyorum. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Sakın sesini çıkarma ve yürü. Annem nerede? Cam gözün karısı çok kötüymüş. Hastaneye gitti. Yazık. Yemek yediniz mi? Evet, sandviç yaptık. Peki, ben yatıyorum. Bu saatte mi? Evet, bu saatte. Çünkü hayır, sinirlerim çok bozuk. 300 lira da 50 lira da arkadaşımdan borç aldım. Bana mı bozuluyor acaba? Ne ilgisi var? Ne bileyim. Burada ne? Kalıyorum diye. Zaten beni pek sevmez. İlgisi yok. Genelde böyledir. Tamam, in arabadan. Canını seviyorsan yanlış bir şey yapmazsın. Sen çekil. Yürüyelim mi? Bak delikanlı. Ben kimseyle maraza çıkarmak istemiyorum. Onun için sorularıma doğru ve net cevap ver. Pekala. Hürşat nerede? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Kısa ve net cevap istemediniz mi? Doğru söylemiyorsun. Doğru söylüyorum. Çünkü ben hayatımda Kürşat denen adamı hiç görmedim. Peki karısıyla neyi kovalıyorsun? Karısıyla ilişkin nedir? Hiç. Öylesine işte. Ulan benim tepemi attırma. Bugün birlikte mali şubeye gitmişsiniz. Önce kimsiniz nesiniz, bana onu söyleyin. Pardon delikanlı. Adım Rıza. Giovanni Rıza derler. Kürşat'ı neden arıyorsunuz? Demek hanımefendi anlatmadım. Hayır. O zaman anlatayım. Bu Kürşat denen bizim 85 milyarımızı zula etti. Sizin de mi? Ne demek sizin de? Biraz da bizden gitti de. Yok canım. Bu iki yetim çocuğa babalarından kalan paraydı. Ne kadar? 15 civarı. Belki miktarı az ama çok daha değerliydi. Para paradır. Akı karası olmaz. Peki efendi, size inandım. Bu kadın ne kadar çok şey biliyor. Bir şey söyleyemem. Ben de daha yeni tanıdım onu. Bana o kazada ölmediğini söyledi. Olabilir. O zaman nerede olduğunu da biliyordu. Sanmıyorum.
Neyse, biz onu göz hapsine aldık zaten. Bunu niçin yapıyorsunuz? Kürşat 1 trilyona yakın parayla kayboldu. Eğer yurt dışına çıktıysa bir süre sonra karısını da aldırtacaktır. Bunu hiç düşünmemiştim. Bak koçum, biz bildiklerimizi birbirimize söylersek TSDF'e ulaşırız. Aksi halde... Sizi anlıyorum. Nasıl durumu? Nezaket mi? Hı hı, evet. İyi değil. Doktorlar iyice umudu kestiler. Yazık. Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın. Günaydın Ebru abla. Aa, 8'e 5 var. Servisi kaçıracağız. Yürü. Boş ver. İlk ders boştu zaten. Olur mu kızım? Sonra nasıl gideceksiniz? Öf. Montunu giy, hava serin. Tamam. Hoşça kalın. Bu kızın annesi hiç aramadı mı? Gündüz aramadı, akşam aradıysa bilmem. Sanmıyorum. Ne biçim aile anlamadım. Kızın kabahati yok, yazık. Yazık diye sürekli burada kalmayacak herhalde. Ne yani? Sokağa mı atalım gencecik kızı? Hayır. Ara annesini veya babasını. Gelip ilgilensinler kızlarıyla. Tamam kızım, tamam. Ararım. Efendim? Ebru Hanım? Evet, benim. Ben Ferit, bugün sizinle görüşebilir miyiz? Niçin? Çok önemli bir şey oldu, mutlaka görüşmeliyiz. Pekala. Öğleden sonra saat 3'te Maçka'da. Tamam. Onu mu arıyorsun? Haha. Alo, buyurun. Ben Sema, Ferit Bey orada mı? Sema Hanım diye biri arıyor. Eyvah, ver bakalım. Tamam, bunları daktilo edebilirsin. Efendim Sema? Ben akşamları sizi bulamıyorum, onun için aradım. Evet. Bir randevu yapsak, sizinle konuşmak istediğim bir şeyler var. Fakat Semacığım, biliyorsun ben çok yoğun çalışıyorum. Buyurun, ben Ferit. Ferit Bey, ben Çiğde. Neden güldünüz bu kadar? Sana değil, duruma gülüyorum. Alo, alo, Ferit. Siz ikiniz aynı anda aynı yerde misiniz Allah aşkına? Onun sende telefonu olduğunu bilmiyordum. Hiç birlikte çıktınız mı? Hı hı. Ciddi olamazsın. 2 kez. Birinde sadece arabada oturduk. Ondan hoşlanıyorum, ne yapayım? Peki o? Bilmiyorum. Yalnız beni çocuk gibi görüyor. Belki de şu üzerimizdeki formalarda. Hiç güleceğim yoktu. Yalnız bunu bana daha önce söyleyebilirdin. Beni aptal yerine koydun. Özür dilerim. Bak, bunu söyleyemedim çünkü daha hiçbir şeyden emin değilim. Şimdi emin misin? Hayır. Tamam, yeter. Onu sana bırakıyorum zaten. Ukala, küstah, kendini beğenmiş. Ne olacak? Bana mı diyorsun? Hayır, ona diyorum. Nereye? Derse girmiyor musun? Hayır, sen gir.
Merhaba. Merhaba. Ne oldu söylesene. Anlatırım, gidelim. Neden buraya geldin? Böyle bir yerde izlenme ve dinlenme şansımız çok az. İzleniyor muyuz? Sanıyorum. Çünkü dün gece sizi bıraktıktan sonra silahlı iki kişi arabama bindi. Olamaz. Evet. Beni silah tehdidiyle patronlarına götürdüler. Patronları kimmiş? Giovanni Rıza diye biri. Adam beni Kürşat'ın ortağı falan sandı galiba. Biliyorum. Adamı tanıyor musun? Evet. Ama bundan bana hiç söz etmediniz. Gerek var mıydı? Tabii. Başkaları da var mı? İki kişi daha var, karanlık insanlar. Çok kötü. Kötü olan ne? Kürşat eğer bunlardan kaçıyorsa bulmamız daha da zorlaşacak. Hep ondan yaşıyormuş gibi söz ediyorsun. Sence yaşamıyor mu? Bilmiyorum. Giderek de umudumu yitiriyorum. Yaşasaydı bir şeylerin hatırına bir kez olsun telefon ederdi. Özür dilerim. Sizi incittim galiba. Bir kadından söz etmiştiniz. Evet, bunu onlardan biri söyledi. Adı neymiş bu kadının? Gönül. Soyadını bilen veya tanıyan yok. Yalnız lüks otellerin restoran ve ruflarını da görmüşler birkaç kez. Lüks otel mi dediniz? Hı-hı. Harika. Eğer bu kadını bulursak bazı ipuçları ele geçirebiliriz. Bu herhangi bir kadın olamaz mı? Bakacağız. Ne yapıyorsunuz orada? Hiç. Ablan gelmedi mi daha? Hayır. Aa, saat 8'e geliyor. Peki nerede bu kız? Gelir anne, başlama yine. Tamam kızım, tamam, bir şey söylemiyoruz. Semacığım, o kadar üzüldüm ki. Beni bağışlayacaksın değil mi? Üzülme, boş ver. Zaten onu beni ciddiye aldığı yoktu. Ben aptalım işte. Hayatımdaki boşluğu dolduracak bir şeyler arıyorum. Ama her şey yanlış gidiyor. Beni de pek ciddiye aldığı söylenemez. Çiğdem, açsana kızın telefonu. Efendim? Çiğdem, ben Ebru, biraz gecikeceğim, beni beklemeyin. Neredesin? Bir yerlerdeyim işte. Anneme söyle, merak etmesin, tamam mı? Pekala. Çok teşekkür ederim. Tanıyor mu? Evet. Kadını hatırladı ama soyadını ve kim olduğunu bilmiyor. Bu üçüncü otel. Bir sonuç alamadık. Bir de bakalım birlikte. Burada Tuğrul diye bir arkadaşım olacak. Onu bulursak çok iyi. İnşallah buluruz. Tuğrul Bey buralarda mı acaba? İleride vardı efendim. Teşekkürler. Hadi gel. Tuğrul? Ah, merhaba. Sen nereden çıktın böyle? Sana bir işim düştü. Bak, bu Ebru Hanım. Memnun oldum efendim. Ben de. Mesele nedir? Ah, pardon. Ne içerdiniz? Ben meyve suyu. Ben de. Ah, yeşil ağacı. İki alkolsüz meyve suyu. Başüstüne. Sen Kürşat Cemiloğlu diye birini tanıyor musun? İsim yabancı gelmiyor. Nasıl biriymiş? 35 yaşlarında, uzun boylu, görkemli bir adam. Görkemli, yani yakışıklı demek istedi. Ne iş yapardı? Borsacı. Aracı kurum gibi çalışıyormuş. Ha, şu borsacı Kürşat. Vallahi soyadını bilmiyordu. Onu iyi tanır mıydınız? Evet, buraya sık sık gelirdi. Ama 2-3 aydır gözükmüyor. Ya bu adam arabasında yanmış olarak bulunmadı mı? Nereden biliyorsun? Gazetelerden okudum. Dehşete düştüm. Evet, asıl biz de onun birlikte çıktığı bir kadını arıyoruz. Kadın mı? Evet. 30-35 yaşlarında, gösterişli bir kadın. Güzel bir kadın, hatırlıyorum. Güzel beyaz bir kürkü vardı. Recep, baksana biraz. Buyur abi. Ulan hatırlıyor musun? Bir akşam Kürşat Bey'le bir kadın gelmişti, beyaz kürkü vardı. Komiler üzerine kırmızı şarap döktüler. Kadın bayağı mızırdanmıştı. Evet, çok zaman oldu. Biliyoruz çok zaman olduğunu. Kadının adını hatırlıyor musun? Evet, Güler miydi? Hayır, Gönül'dü. Evet, Gönül'dü.
Peki soyadını hatırlayabilecek misin? Vallahi hatırlamıyorum. Yalnız biz hanımın kürkünü o gece temizletmeye gönderdik. Nereye? Gümüşsuyu'nda Cevat Kuru temizlemecisine. Çünkü bizim hatamızdı. Peki tam olarak tarihini hatırlıyor musunuz? Aralık ayıydı ama tam tarihi hatırlamıyorum. Evet, 10 ile 20'si arası gibiydi. Çünkü biz yılbaşı hazırlığı yapıyorduk. Pekala, çok teşekkür ederiz. Bu kadar bilgi bize yeterli. Neler oluyor? Bu kadınla ne işin var senin? Sorma, onu mutlaka bulmam lazım. Gidelim mi? Gidelim. Gidiyor musunuz? Evet, Ebru'nun eve gitmesi lazım. Çok teşekkür ederim, hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Eve kadar gelmemi ister misin? Niçin? Baksana, etrafta çakallar dolaşıyor. Boş ver. Beni gözden çıkaramazlar. Hoşça kal. Ben yarın o temizleme dükkanına gideceğim. Temizleme fişini sakladılarsa kadının soyadını öğreniriz. Ondan sonrası kolay. Bana haber verirsiniz. Tabii. Yarın ararım. Hoşça kal. Kürşat'ı bulunca size haber vereceğim. Merak etmeyin. Birlikte geldiler. Kız eve girdi. Öteki arabadan inmedi bile. Daha bekleyeyim mi? Peki patron. Gitti mi Sema? Hayır, içeride uyuyor. Allah Allah. Ne sorumsuz insanlar. Kimler? Anne babasını diyorum. Hı hı. Genç bir kız 3 gündür başka bir evde kalıyor. Ne arayan var ne soran. Aman kızım, sen de bu kızı taktın aklına. Bize bir zararı yok, bırak kalsın. Ben ailesine kızıyorum. Sen neredeydin bu saate kadar? Arkadaşlardaydım. Ne var? Demek bunu elde etmek için yanaştın yanıma. Hadi kızım, sen de yat istersen. Tamam, yatıyorum. Hangi tarihler arasında demiştiniz? Geçtiğimiz Aralık ayında 10 ile 20'si arası olabilir. Adı Gönüllü değil mi? Evet, Beyaz Kürk. Gönül. 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 İşte buldum. 8 Aralık'ta gelmiş. İsim? Gönül Cebeci. Gönül Cebeci. Çok çok teşekkür ederim size. Efendim, buyurun. Bir dakika. Ebru, telefon. Kim? Ferit diye biri. Efendim? Haberler harika. Kadının adını soyadını buldum. Nerede? Temizleyici dükkanında. Neymiş? Gönül Cebeci. Şimdi iş kadının adres ve telefonlarını bulmaya kaldı. Sen harikasın. Nasıl buluşalım? İstersen gelip seni evden alayım. Gerek yok. Sen bir yer söyle, ben oraya gelirim. Pekala, Taksim'de operanın önünde. Tamam, 1 saat sonra oradayım. İşte bu harika. Harika olan ne? Harika anneciğim, her şey iyi olacak. Ne iyi olacak kızım? Kim bu Ferit? Ha, o mu? Bir gazeteci, polis muhabiri gibi bir şey işte. Bu işte bana yardım ediyor. Allah Allah.
Gel bakalım, biraz konuşalım seninle. Fazla zamanım yok ama. Bin arabaya, gideceğin yere bırakırız seni. Çek. Okula mı? Hayır, Taksim'e. Taksim'e gidiyoruz. Ne durumdasın? Rezalet. Biliyorum. Yalnız bu adamlar çok kıyıcıdır. Başına bir şey gelsin istemem. Teşekkür ederim. Kısmete bak. Bizi soyan adamın karısını biz kolluyoruz. Bana ihtiyacınız olmazsa kollamazsınız. Sadece o kadar değil. Dürüst kızsın. Seni sevdik bir defa. Sağ olun. O kadını bulabildiniz mi? Kimi? Her yerde onu soruşturuyorsunuz. O yanındaki delikanlı ne iş? Şaşırma. Biz her şeyi görür ve biliriz. Onun için benden bir şey saklamanı istemiyorum. Kadının izini buldunuz mu? Hayır. Ama bulduğunda bana söyleyeceksin, değil mi? Tamam, söz. Aferin sana. Şurada inebilir miyim? Tabii. Bana bak. Koruma istiyorsan benden isteyeceksin. Yoksa polis seni koruyamaz. Yavaş ol. Gönül Cebeci. Telefon rehberini karıştırdım. İki tane Gönül Cebeci var. Olamaz. Neden? Beş tane de olabilir. İsim isme benzer. Biri Bakırköy, diğeri Pendik tarafında gözüküyor. Bu kızı bize karşı koruyorsun. Eğer bir şeyler biliyor da bize söylemiyorsan bozuşuruz ona göre. Hayvan! Çabuk al şu bıçağı şuradan! Şimdi beni iyi dinle. O kızcağızın kılına zarar gelirse sizden bilirim ona göre. Ayrıca bu meselede ya bana güveneceksiniz veyahut da defolup gideceksiniz. İşi çığırından çıkarmayalım. Bence baba haklı. İyi de daha ne kadar bekleyeceğiz? Ben Amsterdam'daki dükkanımı kapatıp geldim. Biz de kapattık. Bir senin mi zararın var? Bugün kızı arabana almışsın. Ne konuştunuz? Bunu sana söylemek zorunda değilim. Pekala, senin dediğin gibi olsun. Kusura bakma baba. Canı yandı, ne ettiğini bilmiyor. Hepimizinki yandı Kamil Efendi. Cahilliğine ver işte. Bu söyle. Hafiyelerini çeksin kızın arkasından. Yoksa vallahi Allah yarattı demem. Ona göre. Tamam, söylerim. Sokak bu. 13 numarayı bulalım. O kadının böyle bir yerde yaşayacağını sanmıyorum. Bir bakalım. Buyurun. Efendim, ben Gönül Cebeci'yi aramıştım. Buyurun. Benim. Pardon. Bir yanlışlık oldu galiba. Allah. Ne oldu? Küçük bir manifaturacı dükkanı. Kadının ismi? Gönül Cebeci. Ama ilgisi yok. Kadın kekeme. Hayret. Bugün aradım, babam yarın geliyormuş. Kim söyledi? Bürosundan aradılar, yakında kurtuluyorsunuz benden. Saçmalama, seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Teşekkür ederim. Hey kızlar, 2'ye 2 maç yapalım mı?
Hadi be salak. Salak mı? Ulan yakında zeka patlamasından öleceğim be. Hadi bırakın Nazlı Cilve'yi de ufak bir parti yapalım. Hey, geri çekilir misiniz siz? Biz Cengiz Han'ın torunuyuz. Geri çekilmek bize yakışmaz. Buyurun ileri gidin o zaman. Cengiz Han'ın torunuymuş Hıyar. Hoş geldiniz. Sema, bugün annen telefon etti. Adres istedi benden. Yok canım. Verdiniz mi? Evet. Annen o senin kızım. Canı cehenneme. Merhaba Ferit. Merhaba. 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 Nasıl bulabildiniz İyidir. Bu kadını? Soyadını öğrendik. Yok ya. Neymiş peki? Cebeci. Gönül Cebeci. Ama kadının adına hiç telefon yok. İki tane Gönül Cebeci bulduk. İkisi de ilgisiz kişiler. O zaman polise gidin. Böyle amatör yöntemlerle bulamazsınız ki. Olmaz. Polis kadını tedirgin eder. Eğer gerçekten suçluysa büsbütün kaybolur. Bunun için onu önce biz bulmalıyız. Nasıl bulacaksınız? Gönül Cebeci, Gönül Cebeci. Kadının yüzünü o kadar net hatırlıyorum ki. Kumral çok güzel bir kadındır. Teşekkür ederiz. Bana bir viski söylesene. Tabii. Nedim, bir viski versene. Buz koyma sodayla. Peki. Gönce baksana, hani bir akşam bizim garsonlar bir kadının kürküne şarap dökmüşlerdi de kadın bayağı bağırıp çağırmıştı. Hatırladın mı? Tabii hatırlamaz mıyım? Şarkıyı yarıda kesmek zorunda kaldım. Peki onu tanıyor musunuz? Ben Kürşat Bey'i tanırdım. Kadını da birkaç kez yanında gördüm. Peki Kürşat Bey'i çok mu iyi tanırsınız? Sürekli buraya gelirdi. Yalnız olduğu zamanlarda birkaç kez barda içki içip sohbet ettik. O kadar mı? Evet, daha ileri gidemezdik çünkü çok rahatsız biriydi. Sanki birisinden korkuyor gibiydi. Çok doğru. Allah'ım, o kadının ismi neydi? Gönül Cebeci. Evet, Gönül'dü. Allah aşkına söyler misiniz? O kadından hiç söz etti mi size? İşte öylesine. Ama kadından fazla hoşlanmadığı belli oluyordu. Bir adres, telefon falan? Hayır, ne diye versin? Bakın, bu bizim için hayati bir mesele. Kürşat'ın ölümü sağ mı olduğunu bilmiyoruz. Ama kadının yaşadığı kesin. Fakat ne yerini ne de izini bulamıyoruz. Vallahi ben de çalışan bir temizlikçi kadın vardı. Adı Havva. Sanırım daha önceleri bu kadının evinde de çalışmış. Sahi mi söylüyorsun? Evet. Çok bol görmüş. Elbiselerini pabuçlarını bir iki kez giyip buna verirmiş. Gönül Hanım'ı metede de bitiremezdi. Peki nereden biliyorsunuz o Gönül'ün bu kadın olup olmadığını? İşte o üstüne şarap döküldüğü akşam. Bizim Havva kulisteki odamdaydı. Temizleyiciden tuvaletimi alıp getirmişti. E'si kadın içeride şamata yapınca bizim garsonlar arka tarafa aldılar. Bizimki de orada ya, hemen birbirlerini tanıdılar. İşte bu harika. Peki nerede şimdi bu Havva Hanım? Benden ayrılalı bir aydan fazla oldu. Ama onu ben size bulurum. Size çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çiğdem. Kızım, kısıyor musun şu müziğin sesini biraz? Öf. Kapı çalıyor, duymuyor musunuz? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim, ben Sema'nın annesiyim. Bugün telefon etmiştim. Evet, buyurun. Sema içeride. Hayır, fazla kalmayacağım. Aşağıda arabada arkadaşım bekliyor. Pekala. Sema. Sema. Şu müziği biraz kıs dedim sana kızım. Sema kızım, annen geldi. Niye gelmiş? Bilmiyorum, bir bak istersen. Hmm.
Canım kızım. Canım kızım. Sema kızım. Bırak numarayı. Eğer seninle o eve döneceğimi düşünüyorsan yanılıyorsun. Sema kızım, ne demek bu? Ben senin annenim. Keşke olmasaydın. Bak, seni almaya geldim. Hadi evimize gidelim. Bak, insanları da boş yere rahatsız ediyoruz. Ya bir hafta önce düşünseydin. Nerede olduğunu bilemedim. Kaç yerden sordum seni. Tamam, bu konu kapanmıştır. Ben yarın babama gideceğim. Son sözün bu mu? Evet. Allah cezanı versin senin. Sizden çok özür dilerim. Üzülme kızım. İstediğin kadar kalabilirsin burada. Aa, bu kadın da kim? Gerçekten tanımıyor musun? Aynı. Sakın olmasın? Yok canım, sanmam. Yarın. Yarın çok işimiz var. Hoşça kal. İyi geceler. Annesi geldi, eve götürmek istedi. O da gitmek istemiyor. Neden? Annesiyle bazı sorunları var. Hafif bir kadına benziyor. Sema. Merak etmeyin, yarın gideceğim. Sana gitmeni söyleyen mi oldu? Hadi canım, ağlama. Herkesin hayatında bazı sorunlar vardır. Ebru abla, ben hayatta çok yalnız bir insanım. Hiç kimsem yok. Annemle babam ayrıldıktan sonra beni unuttular. Dayanamıyorum artık. Tamam, biliyorum. Ağlama artık. Bak, sen de bizim kardeşimiz sayılırsın. Değil mi Çiğdem? Hadi gidin odanıza. Ben kanepede yatarım. Teşekkür ederim. Hey Allah'ım, sen bana yardım et. Yazık kıza. Çok üzüldüm. Ben de. İşte şunlardan biri olacak. Bir gece geç vakit bırakmıştım onu. Bir bakalım. Buralarda oturan bir Havva Hanım varmış. Tanıyor musunuz? Şu yolun altında. Bize gösterebilir misin? Gelin benimle. Kim o? Benim Havva Hanım, Yonca. Allah Allah, hayırdır Yonca Hanım? Hayır, bunlar benim arkadaşım. Birini arıyorlar. Öyle mi, kimi? Hani senin evinde çalıştığın bir hanım vardı, Gönül Cebeci. Evet, ne yapacaksınız Gönül Hanım'ı? Onunla mutlaka görüşmemiz lazım. Bakın, eğer adresini bize verirseniz seni de memnun ederiz. Benim eski bir arkadaşım, izini kaybettim. Ben Tarabya'daki evine giderdim. Tarabya mı dediniz? Ama oradan bir ay önce filan taşındı. Nereye? Vallahi hiç bilmiyorum. Geçenlerde biri telefon etti. Gönül Hanım tarafından arıyorum. Temizliğe gelir misin dedi. Gittin mi? Uzak bir yer söylediydi. Pendik taraflarında. Nasıl gideyim, yok dedim. Pendik tarafında neresi, hatırlayabilir misin? Ne olur biraz düşün. Düşünüyorum. Dilim dönmüyor ki. Yollu loslu bir şey. Maltepe, Kartal, Bayramoğlu.
Onlar değil. Dolayaba Dragos. Ne dedin? Dragos dedim. Evet, Fragos. Peki yol, sokak, adres verdiler mi? Yok, gelemem diyecek, ne adres verecek? Peki, sağ ol. Hadi gidelim. Sağ ol. Bana bak, hanımı görürsen benden de selam söyle. Çok ekmeğini yedim onun. Tamam, söylerim. Tamam da kızım, ben bazen günlerce seyahate çıkıyorum. Nasıl kalacaksın evde tek başına? Anlamıyor musun? Artık annemle kalmak istemiyorum. Peki annen ne yapıyor sana? Benimle ilgilenmiyor, yetmez mi? Ben bugün açarım telefonu. Sıçarım biçimine. Ne demekmiş öyle kızıyla ilgilenmemek? Baba, ilgisi yok. Ne demek istediğimi anlamıyorsun galiba. Eğer özel hayatını kastediyorsan ona karışamam. Biz ayrıldık çünkü. Hatta bence sen de karışma. Yani? Annenle iyi geçin. Ha, unutuyordum. Harçlığın da bitmiştir senin. Al bakalım. Yeter mi? Hadi doğru anneni. Bulduk galiba. Sahi mi söylüyorsun? Hı-hı. Evet, yanılmıyorsam o. Arada bir telefonla marketten bir şeyler ısmarlıyorlarmış. İşte şurası olmalı. Ne o, korkuyor musun? Hayır, biraz heyecanlandım. Sen arabada bekle istersen. Hayır, gelmek istiyorum. Pekala. Buyurun, kimi aradınız? Gönül Hanım'la görüşecektik. Kim diyeyim? Eski bir arkadaşıyız. Ankara'dan. Bir dakika bekleyin. Bizi kabul edecek mi dersin? İnşallah. Ay, yüreğim sıkışmaya başladı. Buyurun. Koyun, çekil. Sizi bekleteceğim. Buyurun oturun. Birazdan hanımefendi gelecek.